Merhaba sevgili yarışseverler. 10 Temmuz Cuma İstanbul ve Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Son günlerde değişik yarışlar izliyoruz. Bugün Ankara ve İzmir'de de bunlara devam etti sevgili dostlar. Özellikle bir Ravenna yarışı izledik ki Müslüm 10 dakika neyi bekledi bilmiyorum. O kadar at varken, ne kadar yerini seçecekken bulamaması gerçekten enteresandı sevgili dostlar. Bu ara yarış gidişatlarında da fark ettiyseniz inanılmaz değişiklikler oluyor. Bugün Ankara birinci koşuda 3 yarıştır numaraya çıkan Kop Kaptar bugün adeta ikinciliği, üçüncülüğü bekledi. Ata bir süre sonra herhalde deneme yapıyorlar ama atlar denemeleri pek sevmez sevgili dostlar. Ama maalesef yarışlar çok enteresan gelişiyor ki değişik koşular izlediğimiz bir gün oldu. Roy Lavşar bile yalnız kaldı. Yalnız kalınca da zaten o inatçı karakterini gösterdi. Kazanma başarısına ulaştı. Micho Macsömen Ankara'da 5. koşuyu kazandı sevgili dostlar. Zaten ön planda tutulan bir isimdi. Kalitesini konuşturdu. 2. koşuda 1 numaralı JR. O da koşuyu kazanmasını bildi ki ilk yarışında aynı grupta %48 AGF ile start almıştı. Bugün AGF'si düşük olmasına rağmen Tinkerbell yavrusu, Alcandros'un kardeşi 1 numaralı JR günün ikinci koşusunu kazandı. 3. koşudaysa AGF çıkan 4 numaralı Şeker Sultan kazandı ki ben tutmuyordum, enteresandır. Geldi o rakipleri geçti sevgili dostlar. Yine farklı bir koşu Tumbul Çiçeği yarışı. Bundan da bahsedelim, bahsetmeden geçmeyelim. Siz değerli dostlarım yorumları atıyorsunuz. Okuyorum, gerçekten çok üzülüyorum ama maalesef at yarışı böyle sevgili dostlar. Bir gün 2 saniye geri gelen, bir daneme geçilen at 2 gün sonra 5 saniye farklı koşuyor, geliyor daha iyi grubu geçiyor. Maalesef at yarışında bu var, anlık değişkenlikler oluyor. Bunu bile bile biz bu oyunu oynuyoruz. Bazen onların yıkacağı dediği yeri yakalamaya çalışıyoruz ama ne yazık ki böyle de olduğu zaman üzülüyoruz. Her gün dediğim gibi altılı bulmuyoruz sevgili dostlar. En azından o çeşitli oyunlarla bile günü kurtarmanın derdine düşüyoruz yeri zaman ki biz bu oyunu oynadığımız sürece, bu heyecanı da yaşadığımız sürece, bu hayatımızda dolduğu sürece böyle devam edecek. Gün gelecek, kazandığımızda da o kızdığımız ata, o kızdığımız jokeye helal olsun diyeceğiz. Bu oyun maalesef böyle, her zaman söylediğim gibi lütfen bütçenizi aşmayın, kendinizden şaşmayın, kendinizi de yıpratmayın sevgili dostlar. Bunu sürekli her mesajda dile getiriyorum, her videoda dile getiriyorum ama inanın bazen çok üzücü mesajlar geliyor sizlerden. Yani sizlerin yıprandığını hissetmek beni üzüyor. Ben sadece fikrimi beyan ediyorum. Bu fikri değerlendiren dostlarım zaten imkanları çerçevesinde oyun oynuyorlar. Kimsenin boğazına basmıyoruz bunu oyna diye ama ben her zaman söylüyorum sevgili dostlar, at yarışının bileni yok. Bugün de hani o saatlerce çalıştığımız program var ya, bugün alıp da programı çalışmadım sevgili dostlar. Bugün sadece gözüme takılan, özellikle takip ettiğim birkaç ismi sizlerle paylaşacağım. Hem Bursa'da hem İstanbul'da. Bugün böyle tercih ettim çünkü altılı ganyanın biraz suyu çıktı. Yarış severler de yavaş yavaş uzaklaşırlar böyle giderlerse. Çünkü gerçekten çok değişik yarışlar oluyor. Özellikle pandemiden sonra birkaç hafta geçtikten sonra bunlar tekrar başladı. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin diyerek geçeceğim yarışlara. Çok konuşulacak konu var. Artık canlı yayına saklıyorum. Pazar günü saat 22'de canlı yayında her şeyi sorarsınız. Her şeyi de konuşuruz sevgili dostlar. İnşallah kalan 3 günde düzgün yarışları izler. Hep beraber kazanan oluruz diyerek sözlerime geçmek istiyorum. Bugün de Ankara ve İzmir yarışlarıyla günü tamamladık diyebiliriz. Önce Bursa, ardından İstanbul'u yorumlayacağım. Günü kapatacağım sevgili dostlar. Bursa yarışlarında sırasıyla 1. koşuda 8 numaralı Ateş Geçirmez. Hatırlıyorsanız geçen hafta da oynadık. Uzun mesafedeydi. Bugün kısa mesafeye döndü. Üstünde yine Murat Gündüzeli var. Kalitesini konuşturabilir. Mutlaka kuponlarda değerlendirmenizi öneriyorum. 2. koşudaysa 3 numaralı Brave Prince. Çok güzel bir çim yarışı ardından kuma gitti. Bugün yeniden Tolga Yıldız'la start alacak ki gücü olan bir isim Kaneko Brave Family bugün kazanabilir. Mutlaka öncelikli yazınız. 3. koşudaysa yarın cazip çıkacak bir isimden bahsedeyim. O da 12 numaralı Bukefolus. Son yarışını çok beğendim. İsmail Dinar'la start aldı. Bugün Nevzat Avcı var üzerinde. Bir kez de bindi Nevzat. Kısra atanıyor. 13-12 numaralı Bukefolus günün 3. koşusunda mutlaka ön planda yer alacaktır değerli dostlar. 4. koşuya geldiğimizde gidişata baktığımızda eğer 1 numaralı Ortaylı'yı yalnız bırakırlarsa zaten
Foto'yu önde geçecektir sevgili dostlar. Rakibi de zaten hepiniz biliyorsunuz Süvari Angel çıkacaktır. 5. koşuya geldiğimizde ise 7 numaralı Kaptan Yavuz. Son kum yarışı çok iyiydi. Bugün Çin pistte start alacak ki hatırlarsınız babası oğlu Memre Maracaibo'ya kafa tutan bir attı. Dikkat edelim Kaptan Yavuz bugün çok iyi koşabilir. 7 numaralı Kaptan Yavuz. Bir isim de 6. koşuda ilk altılı ganyanı Bursa'da yorumlamış olalım. Daha sonra da İstanbul'daki son 2. altılı ganyanı yani son 6 koşuyu yorumlayacağım. Ve sonrasında bugünü noktalayacağız. Yarın ve pazar günü aynı heyecanla devam edeceğiz inşallah. 6. koşudaysa 7 numaralı Bir Umut bekliyoruz. Bir gün bir yerde umut edecek, umudumuzu getirecek. O gün bugün olabilir. Halil Kaplan'la start alıyor. Yarış çim. Dikkat edelim bir umutsuz oyun oynamayın. Son çifte de 7-7 biterse iyi bir para verebilir Bursa'da değerli dostlar. Ve Bursa yarışlarını böylece noktaladık. Şimdi 9 koşulu İstanbul programındaki 2. altılı ganyanı yorumlayıp bugünü noktalayacağız sevgili dostlar. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz her zaman söylediğim gibi bakın her gün altılı ganyan bulmuyoruz ama sizlerin kaçırdığı yeri yarış günleri VIP ailesinde öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Büyük ailemizin bir parçası olabilirsiniz. 4. koşu Haber Batur koşusu Tay mücadelesinde bir isim ön planda ama bir de takibimde bir isim var. Dikkat edelim ayağına çabuk bir Tay. İlki 6 numaralı Kayasel idman pistinde harika görünen Altaha harika orijinli Bilge Kurt'un öz kardeşi 6 numaralı Kayasel. Bir şartın en formda jokeylerinden biri Özcan Yıldırım'la start alıyor ki bugün koşunun kazananı olmaya yakındır ama olur da Tay yarışı malum. Enteresan bir isimden bahsedeyim. Annesi Şirin Canan, babası Joker. Ayağına çok çabuk, erken İstanbul'a geldi. Urfa'da, Kabakum'da hazırlandı. Bugün sentetikte durmayabilir. Dikkat edin ilk ayaktan bombayı patlatabilirler. 5. koşuya geldiğimizde ise son çim yarışına inanmadığım bugün bence tam istediği pistte tam istediği jockey Özcan Yıldırım'la start edecek olan daha önce de 2'de 1 yapan 4 numaralı Azmantor bugün koşunun kazananı olmaya yakındır değerli dostlar. Varsa takip isminizi elbette değerlendirebilirsiniz ki birçok isim var takip listemizde olan. 6. koşuda 3 numaralı Stilmen Uzun'a bugün ilk kez Halis Karataş'ta start alacak ki Bertorino yavrusu her ne kadar yarışa baktığımızda ön tarafı isteyecek isimler olsa da ben kendini iyi saklayacağını düşündüğüm 3 numaralı Stilmen'in bir düzlük yarışı yapmasını bekliyorum. Çok detaylara takılmadık. Hissettiklerimizi, öngördüklerimizi gidişata göre şanslı isimleri bugüne odak noktası yaptık. Bakalım ne bekliyor bizi sevgili dostlar. Bugün dediğim gibi çalışmayı gece yapacağım ama ilk önce gözüme çarpanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu da çok geç saatlere bırakmamak için böyle bir paylaşım yaptık. Bakalım belki bugün de uğurlu gelir değerli dostlar. 7. koşuya geldiğimizde Fetih koşusu grup 3 mücadelede son yarışında kendini toparlayan bugün tam istediği gidişatı bulan 1 numaralı Distant Shining. Dün kardeşi kazandı JR bugün sıra Distant Shining'de ki Gökhan Kocakaya ile 5'te 2 yapan ve muhtemelen ağır seyredecek yarışta düzlükten sonra seriye bağlayacak olan 1 numaralı Distant Shining İstanbul'da günün 7. koşusunda kazanmaya yakın isimdir. Tempo ağır gidecek Distant Shining'de tempoyu istediği gibi yükseltebilir dikkat ediniz. 8. koşu engelliler haftası koşusu Handikap 22 mücadelede yarışa baktığımızda Ege'nin aslanı Uzun Bey, Sülünbike, Şubartay, Karaçelip. Binden sonra sürete çıkacak yarışta kendini çok iyi saklayacak olan her ne kadar startta belki 1-2 boy oyalansa bile bugün sonlarda çok etkili gelmesini beklediğim ki son Bursa yarışında bile çok koşan bugün hızlı gidecek yarışı lehine çevirmeye çalışacak olan 5 numaralı Zeki Dayı günün 8. koşusunda çok kuvvetli gelecektir. Bu pisti de sever. Bakalım neler yapacak değerli dostlar. Ve geldik kapanış mücadelesi İstanbul'da gece yarışlarında 9. koşuda zor bir yarış gibi gözükse de ben enteresan bir isimden bahsedeyim sizlere. 5 ayarının ardından bir tane yarış gören kum pistte hatta bugünkü rakibi Vayabiyen'le yarımşar boy birbiriyle 2-3 bitiren ama öndeki Safkan'la yetişemeyen ama bugün bence Free Fighter yavrusu tam istediği için piste çıkıyor ki anne kardeşi biliyorsunuz Fast Starsline. Zannedersem erkek Tay deneme galibiydi. Böyle bir anne kardeşi bulunan 6 numaralı Şauri
son dönemlerin formda jokeyi Mehmet Kaya ile ön tarafa yakın gidip düzlükte bir anda çalması halinde İstanbul'da kapanışı yapmaya yakın gibi duruyor sevgili dostlar. Bakalım nasıl yarışlar izleyeceğiz Cuma gününde. İnşallah şans yanımızda olur. Güzellikler de bizim olur. Ben her zamanki gibi elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sizler de küçük dokunuşlarla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi altılı ganyan için kendinizi üzmeyin sevgili dostlar. Yarış bitmez ama para biter. Paranızı harcamayın. Bir abimizin de dediği gibi parası çok tatlı olan da bu oyunu oynamasın, yıpranmasın sevgili dostlar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzellikler, mutluluklar sizinle olsun. Hoşça kalın.